İyi günler. Ben Ak Yatırım Araştırma Bölüm Müdürü Hakan Aygün. Bugün sizlere bankalarda 2009 yılına ait beklentileri paylaştıkları toplantılarda edindiğim izlenimleri paylaşacağım. Bu hafta içerisinde biliyorsunuz pek çok Türk bankası 2019 yılı tahminlerini yatırımcılarla paylaştı. Benim burada dikkatimi çeken nokta bankalar tarafından 2019 yılının genel bir toparlanma dönemi olarak görülmesi ve böyle bir dönem içerisinde büyümeden ziyade karlılığın korunması, giderlerin kısılması, tabii takipteki alacakların da belirli bir seviyede tutulması gibi hedeflere yönelmeleri oldu. Öncelikle geçmiş yıllardan bir farklılık arz ediyor. Genelde bankalar yılbaşında nispeten daha iddialı kredi büyüme hedefleri koyarlardı. Bu seneki rakamlara baktığımızda bu hedeflerin nispeten düşük kaldığını görüyoruz. Büyümelerinde birinci çeyreği takiben gerçekleşmesi bekleniyor. Garanti Bankası'ndan bahsetmek istiyorum. Garanti Bankası'nın verdiği 2019 yılı öngörülerinden bahsetmek istiyorum. Banka 2019 yılı için TL kredilerde %5 artış, döviz kredilerde %10 daralma öngörmüş. Bu genel sektör eğilimlerine paralel bir büyüme beklentisi. Karlılık tarafını bilançodan çıkıp gelir tablosuna bakacak olursak, gelir tablosu açısından bankanın net faiz marjında bir daralma beklediğini görüyoruz ki bu daralma büyük ölçüde TÜFE endeksinin menkul kıymet gelirlerinden kaynaklanıyor. Bunu 2019 yılında pek çok banka için söylemek durumunda kalacağız. Çünkü 2018 yılı özellikle Ekim ayı yıllık enflasyon açısından zirve dönemdi. %25'lik bir yıllık enflasyon görüldü. Ve bankalar TÜFE endeksi menkul kıymet gelirlerini buna göre ayarladılar. 2019 yılında ise muhtemelen yıl içi en düşük seviye, yıllık bazda enflasyon olarak en düşük seviye yine Ekim ayında görünecek. Bunun da bankaların gelirleri üzerinde 2018'e kıyasla azaltıcı etkisi var. Özellikle net faiz marjı tarafında, provizyon giderleri tarafında ve komisyon gelirleri tarafında öngörülenden daha iyi bir sonuç elde edebileceğini düşünüyorum. Benim tahminim yaklaşık olarak öz kaynak karlılığı yıl sonunda azalmakla birlikte belki %15-15,5 seviyelerinde olabilir. Bu durumda da bankanın karında yaklaşık olarak 2018 seviyelerinin yakalanmasının zor olmayacağını düşünüyorum en kötü ihtimalle. Hatta benim şu anki değerlemelerimde 2018'in üzerinde bir kar var. Yaklaşık olarak %7-8'lik bir artış öngörüyorum. Belki dönem içerisinde bunu aşağı yönlü revize etmek zorunluluğu doğabilir ama şimdilik bunu değiştirmeyeceğim. Garanti Bankası ile ilgili vermek istediklerim bilgiler bunlar. İş Bankası'nın 2019 yılına ilişkin yatırımcılarla paylaştığı beklentileri üzerinden sizlere bazı bilgiler vermek istiyorum. İş Bankası pek çok bankada olduğu gibi 2019 yılını bir yeniden toparlanma, dengelenme yılı olarak görmüş ve buna uygun olarak karlılıktan ziyade pardon büyümeden ziyade karlılığın korunmasına dönük bir strateji oluşturmuş. Bunun içerisinde tabii provizyonların kontrol altında tutulması, karlı alanların risksiz alanlarda büyümenin tercih edilmesi, tabii bunun yapılırken de nispeten büyüme hızının kredilerdeki artışısının bir miktar aşağıda tutulması gibi unsurlar var. Bankanın genel çerçevesini verdiği karlılık rakamları şöyle. 2018 yılını yaklaşık %15'lik bir öz kaynak karlı, düzeltilmiş öz kaynak karlı ile kapatmayı planlıyorlar. 2019 yılında ise bunun %14'ün hafif üzerinde olacağını düşünüyorlar. Yani arada yaklaşık 100 bas puanlık bir kayıp olabileceğini düşünüyorlar. Bu kayıp illaki net kârda bir azalma anlamına gelmiyor. Çünkü öz kaynaklar yıl içerisinde büyüdüğü için, baz büyüdüğü için aynı kârı banka elde etse bile öz kaynak kârlığında bir miktar gerileme olabiliyor. Bunun etkisini dikkate almakta fayda var. Benim gördüğüm kadarıyla İş Bankası'nın hani bu vermiş olduğu beklentiler, öz kaynak kârlığına ilişkin vermiş olduğu beklentiler bir miktar kâr artışını da içeriyor. Şimdi bankanın detaylarına baktığımızda krediler tarafında nispeten zayıf bir büyüme dedik. Burada öngörmüş oldukları kredi büyümesi yaklaşık %9-10 aralığında. Bu hani bankacılık sektöründeki faiz seviyelerini dikkate aldığınızda aslında reel anlamda kredilerde bir büyüme olmayacağını söylüyor. Mevduat tarafında %19-20 civarında bir büyüme öngörmüşler. Hani bu niye kredilerden daha hızlı bir büyüme var derseniz,
genelde Türk bankaları 2019 yılında yurt dışı borçlanmaların azalacağını öngörüyorlar. Sendikasyonlar olsun, diğer türde yabancı borçlanmalar olsun. Bunların miktarının düşeceğini öngörüyorlar ve bir miktar mevduatın payının artacağını tahmin ediyorlar. Aynı şekilde repo finansmanında bir miktar gerileyebileceğini öngörmüşler. İş Bankası'nı diğer bankalardan bir miktar ayıracak faktör 2019 yılında TÜFE endeksinin menkul kıymet gelirleri olacak. Genelde bizim bankacılık sistemimizde bankalar TÜFE endeksinin menkul kıymetleri değerlendirirken cari enflasyonu dikkate alıyorlar. Cari enflasyon da Ekim sonu enflasyonu, banka muhasebesi gereği. Ekim sonu muhasebesi de 2018 ile 2019 yılını kıyasladığımızda bankacılık sektöründe bir gelir kaybına yol açıyor.